Sayın Doktor Nurettin Nebati Beyefendinin katılımlarıyla gerçekleştireceğim. Hoş geldiniz. Türkiye farklılığını her büyük krizden sonra ortaya koyan bir ülke. Bakın dünyanın üzerinden bir silindir geçti dedi. Bu silindir ne 29 dünya buhranına, ne 39-45 dünya savaşına, ne 73 OPEC krizine, ne de bundan önceki mortgage 2008-2009'daki krize benziyor. Wuhan'dan başlayıp bütün dünyayı esir eden bir salgınla karşı karşıya kaldık. Dünyadaki salgınlar pandemik hiç olmamıştır. Hep belli bölgelerde giriş çıkışlar yasaklanarak belki çok daha fazla sağlık sistemleri de gelişmediği için insanın ölümüne sebep olması hasebiyle etkili olmuştur ama bu salgın farklı bir şeydi. İnsanları öldürdü, hastaneye düşürdü ama aynı zamanda işletmelerin kapanmasına, fabrikaların durmasına, sağlık sisteminin neredeyse çökmesine sebep olacak büyük etkilere maruz bıraktı dünyayı. Ama Türkiye, hatırlayınız lütfen, siz iş dünyasından gelen dostlarımızsınız. Mart'ın, geçen yıl Mart ayının ortalarında ilk vakayla karşılaştığımızda biz ne olacak diye hiçbir şey bilmiyorduk vatandaş olarak. Nasıl bir sürece giriyoruz? Ne zaman bitecek? Derinliği ne olacak? Bu hastalığın üzerinden, virüsün üzerinden gelinebilecek mi? Kısıtlamalar geldiğinde, yasaklamalar geldiğinde Mart ayının sonunda çeklerimi nasıl ödeyeceğim? Ay başında kiramı nasıl ödeyeceğim? Maaşları nasıl ödeyeceğim? Bankaya olan borçlarımı nasıl ödeyeceğim? İşçi çıkaracak mıyım, çıkarmayacak mıyım? Ben yanarsam işçilerim yanacak mı? Ya da esnaf? Bütün bunları düşünmesine aslında izin vermedik. Niye? Çok hızlı bir şekilde ekonomi yönetimi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde adımları atarak Mart ayının sonunda muazzam bir rahatlamaya sebep oldu. Ve biz bu adımları atarken geçen yıl Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylar boyunca attığımız bu adımları atarken özellikle ülke içerisinde ve uluslararası alanda Türkiye'nin küçüleceğine, işlerin tamamen duracağına ilişkin bir takım düşünceler ifade edildi. Tahminlerde bulunuldu. Biz attığımız adımların ne olduğunu iyi biliyorduk. Ben işimi nasıl devam ettireceğim kaygısı yaşamasın diye adımları attığımızda bir şeyi biliyorduk. Yıl sonunda Türkiye büyümeyle kapatacak. Pozitif olarak ayrılacak diyorduk. Geçen yıl biz 1,8'lik bir büyümeyi yakaladık. Bakın bu yıl ilk çeyrekte %7 büyüdük. İkinci çeyrekte Türkiye tarihinde en büyük büyümeyi yakalayacağız. İnşallah. Öncü göstergeler bunu gösteriyor. %20'nin üzerinde. Peki bu nasıl gerçekleştirildi? Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Bir tarafta bürokratik engeller varsa mevzuatta hızlı bir şekilde değişime gittik. Öbür tarafta bütün imkanlar çerçevesi içerisinde her türlü desteği sağladık. Ve inşallah yıl sonunda yakalayacağımız büyümeyle dünya gene Türkiye'nin pozitif olarak nasıl ayrıştığını görecek. Bütçeden ve çeşitli fonlardan sunulan doğrudan destek miktarı şu an itibariyle 141 milyar lira. Doğrudan destek olarak verdiğimiz. Yıl sonunda 191 milyar lira yaşayacak. Ama kredi ötelemeleri, ertelemeleri, bir takım fonları kullanarak da kullandırdığımız toplam rakam, değerli dostlar, 675 milyar lirayı bulmuş durumda. Neredeyse bir yıllık bütçemizin yarısına gelmiş durumdayız.
Siyaset hepimizin hakkı. Muhalefet yapmak aykırı görüşte hepimizin hakkı. Ama ne olursunuz, yalanla siyaset yapmayın. Yalan üzerine kurulu, insanların hayatını kötümcül bir yapıya dönüştürecek, her şeyin odağına Sayın Cumhurbaşkanımızı koyarak o gitsin de gitsin, ülke nasıl zarar görürse görsün hiç önemli değil anlayışıyla yapmaktan vazgeçin. Biz bu ülkeye, bu vatana hayatımızı, canımızı vermeye hazırız. Hepimiz. İstisnasız. Ama iyi olan şeylere iyi demeyi, yanlış olan şeyleri de şu alternatiflerle, gerek ikna yöntemiyle, gerek anlatarak, bir iş adamını düşünün. Bütün gün işler kötü 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 olacak derse, Sayın Başkan, işler yürür mü? Sabahtan akşama kadar gelen ekibiniz her şey kötü olacak derse, sabah uyandığınızda işe keyifli gider misiniz? Çalışanlarınız sürekli bu firma batacak, sürekli bu firma batacak, sürekli bu firma da batacak derse, iştiyakla, zevkle iş yaparlar mı? Bir yeni sistem var. 5 yılda bir seçim yapılıyor. 3 yıl geçti. Tam 2 yıldır ama 3 ay sonra erken seçim gelecek deniyor. Sürekli. Sürekli erken seçimi gündeme getirilen bir ortamda iş adamı 6 ay sonrasına nasıl bakacak? Hani istikrardı, önümüzü görelimdi. Bu konuda sizden destek istiyoruz. Yap muhalefetini ama ne olursunuz insancıl yap.